Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda detayına girmeksizin Peygamber Efendimizin şunlar olmadıkça kıyamet kopmaz buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri aktarmaya çalışacağız inşallah. Videomuz her birerlerimize manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ayakkabıları kıldan bir kavim ile savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Siz yüzleri kılıflı kalkanlar gibi gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavim ile savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Herc vakaları çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyurdu. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü herc nedir diye sordular. Allah Resulü öldürmek, öldürmek buyurdu. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. 100 kişiden 99'u öldürülür. Onlardan her biri, her halde savaşı ben kazanacağım der. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş Busra'daki develerin boyunlarını aydınlatacaktır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Rumlar Amak ve Dabık nam mahallere inmedikçe kıyamet kopmaz. Onlara karşı Medine'den bir ordu çıkar. Bunlar o gün arz ehlinin en hayırlılarıdır. Bu ordunun askerleri savaşmak üzere saf saf düzen alınca Rumlar, bizden esir edilenlerle aramızdan çekilin de onları öldürelim derler. Müslümanlar da hayır, vallahi sizinle kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz derler. Bunun üzerine onlarla harp eder. Bunlardan üçte biri hezimete uğrar. Allah ebediyen bunların tövbesini kabul etmez. Üçte biri katledilir. Bunlar Allah indinde şehitlerin en faziletlileridir. Üçte biri de muzaffer olur. Bunlar ebediyen fitneye düşmezler. Bunlar İstanbul'u da fethederler. Bunlar kılıçlarını zeytin ağacına asmış ganimet taksim ederken şeytan aralarında şöyle bir nida atar. Mesih Deccal ailelerinizde sizin yerinizi aldı. Bunun üzerine çıkarlar ancak bu haber batıldır. Şam'a geldiklerinde çıkar. Bunlar savaş için hazırlık yapıp saflarını tanzim ederken namaz için ikamet okunur. Derken İsa ibni Meryem iner ve onlara gitmek ister. Allah'ın düşmanı Hazreti İsa'yı görünce tıpkı tuzun suda erimesi gibi erir de erir. Eğer bırakacak olsa helak oluncaya kadar eriyecekti. Ancak Allah onu kudret eliyle öldürür. Öyle ki onlara mızrandaki kanını gösterir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Devs kabilesinin kadınlarının kıçları Zülhalasa putunun etrafında titremedikçe kıyamet kopmaz. Zülhalasa Devslilerin cahiliye devrinde tapındıkları puttur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük savaş yaparlar fakat davaları birdir. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Nefsim yedi kudretinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun. İmamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize kullanmadıkça, dünyanıza şerlileriniz varis olmadıkça kıyamet kopmaz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. Kişi mümin olarak sabaha erer de kafir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer, kafir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, 30 kadar yalancı deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah'ın elçisi olduğunu zanneder. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Güneş
Battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanın sevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, ''Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe kıyamet kopmaz.'' Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, ''İnsanların dünyaca en bahtiyarını Adi oğlu Adiler teşkil etmedikçe kıyamet kopmaz.'' Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Mal çoğalıp kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derecede ki bir adam malının zekatını çıkaracak fakat onu kabul edecek hiç kimse bulamayacak. Hatta Arap toprağı ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz.'' Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, ''Mescitler hakkında övünme olmadıkça kıyamet kopmaz.'' Sığırların dilleriyle yalayarak yediği gibi dilleriyle geçimlerini temin eden bir takım insanlar ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Sizden birinin sadaka vermek üzere çıkıp kabul edecek kimseyi bulamayacağı gün gelmezden önce kıyamet kopmaz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır. Hadis-i şerifin bir başka veçinde, yeryüzünde Allah Allah diyen kaldıkça kıyamet kopmaz buyurulmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, haftada bir gün gibi, gün saat gibi, saatte bir çıra tutuşması gibi olur. Sevgili dostlar, başta da söylediğim gibi hadis-i şerifleri detaya, izahata girmeden sadece metin olarak olduğu gibi nakletmeye çalıştım. Çünkü gerçekten içlerinde anlayamadığımız, belki zamanla ortaya çıktıkça anlaşılacak hadis-i şerifler var. Bu yüzden yanlış mana verip de yanlış bilgilendirmekten kaçınmak istedim. En doğrusunu Rabbimiz bilir diyoruz. Rabbim bizleri, zürriyetimizi ahir zaman fitneleriyle imtihan olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalında bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.